Malçat Türkçe Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün önemli bir konuyla karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız gibi neden Sharon'u kategori 3 yapmamalıyız? Bugün bundan biraz bahsedeceğim. Şimdi önemli bir konu aslında dün atacaktım ama rehber serisi araya girdi. Çünkü 7. gün gelmişti ve videoyu yapayım ve bir türlü Bitsin dedim ve videoya ilk önce geçmeden şunu söyleyeyim Ghost Panther'i kategori 2 yaptım Mega kategori 2'yi Ghost Panther'a bastım çünkü e, Bu yandıya ihtiyacım vardı neden Captain Marvel için 3.5 milyon skor atması için ve işe de yaradı skorum tahminen bu hafta 20 milyonun üstünde olacak bunun içinde bir video gelir tahminen ve Hyperion'da 6 yıldız yaptım aslında Meduso'yla e, nasıl söyleyeyim idare edebilirdim ama Hyperion bana lazımdı. Yaptım. Güzel oldu. Hem de şöyle bir şey var ki Corvus'un 9. katını henüz açamadığım için de lazımdı. O yüzden çok iyi oldu Hyperion'un da 6 yıldızı yapmam. E, etkinlikten de 5 yıldız bilet aldım. Şimdi bir de 4 yıldız alırım elimde kalsın diye. Böyle değerlendirdim. Etkinliği de haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. E, normalde küp falan alabilirdim ama e, normalde küp alacaktım daha doğrusu ama almadım. 5 yıldız bilet aldım. 6 yıldız bilet bulmak biraz daha kolay 5 yıldıza göre. Çünkü 5 yıldız öyle kolay kolay gelmiyor. Ama 6 yıldız işte böyle bir giriş etkinliği falan geldiğinde son günde veya işte böyle ilk haftanın sonunda verilebiliyor arada sırada. O yüzden ben 5 yıldız aldım. 6 yıldızı da bir şekilde buluruz. Onu da zaten Namor için değerlendireceğim. Namor'u almadan önce de öfke tipi bulmam lazım. Böyle de bir konu var. Ee, bu şekilde yani anlatacaklarım ve Sharon'a geçelim. Şimdi Sharon neden kategori 3 yapılmamalı bu önemli bir konu. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle başlayalım. Sharon şu yüzden önemliydi. Şöyle hemen bir Sharon'a bakalım. Biliyorsunuz yeni kostümü de geldi. Şöyle hemen takımı alayım. Ee, biliyorsunuz ki Sharon'la hikaye görevini çok güzel bir şekilde bitiriyorduk eskiden. Hani lazım önemli bir karakterdi. Hasarı güzeldi ve işimize yarıyordu. Ama artık hikaye görevinde öyle bir durum yok. Niye yok? Çünkü artık 3 tane karakterle başlıyoruz ve o 3 tane karakterle Bitiriyoruz hikaye görevini. Sharon kötü bir karakter mi? Tabii ki değil. Sharon hasare en muazzam karakterlerden bir tanesi ve çok işe yarar güzel bir karakter aslında ama yapılmaması lazım. Bunu da zaten şimdi anlatacağız. Şöyle ki evet Sharon çok güçlü ama nerede işimiz yarıyor bundan biraz bahsedeyim ilk önce. Üstün başman da işimize tabii ki yarıyor. E, de yüksek katları hele hele yeni gelen kostümle çok güzel bir şekilde kesiyor. Yeni kostüm <laughs> bu kostüme göre çok daha iyi bunu söyleyebilirim. Gerçekten kullanışlı güzel bir kostüm. İleriki zamanlarda ben de tahminen kostümünü alırım. sen neden kategori 3 yaptın derseniz. Çünkü ilk zamanlarda kategori 3'ler gelirken böyle yavaş yavaş geliyordu ve seçimlerimiz sınırlı oluyordu. O yüzden Sharon'u yapmıştım yani kolaydı yapması Tabii zamanla böyle artık yetişememeye başlayınca bir öncelik sırası oturtmak zorunda kaldık mecburen gördüğünüz gibi şu anda 9 tane kategori 3'üm var yanlış görmüyorsam evet ve <laughs> uzun zamandır da kategori 3 yapmıyorum şöyle envantiliğimi hemen bir göstereyim şöyle hemen devam edelim bakın gördüğünüz gibi hemen aşağıya doğru geleyim 1800 civarı bir küpüm var şöyle göstereyim evet 1809 küpüm var şu anda biriktiriyorum kategori 3 yapacağım 2 tane zaten karakter var bunlar belli e, onlar için sadece bekliyorum biraz altını, ve phoenix tüyü biriktirmem lazım ondan sonra rahat bir şekilde yapabiliyorum İşte kitabım var küpüm var rahat rahat yapacağız e, ama bekliyorum şimdi e, evet Charon güzel bir karakter dediğim gibi üstün başmanda işe yarıyor ama <laughs> şöyle bir eksiği var e, nerede işe yarıyor biraz daha devam edeyim Galaxus'u çok güzel bir şekilde kesiyor çok sağlam bir hasar veriyor tamam. 2 tane oyun modu oldu ve e, PvP'de çok kullanışlı bir karakter olduğunu söyleyemem. Gerçekten söyleyemem. E, ama şöyle bir eksiği var ki e, skor günü yok. Sharon'un skor günü yok. E, serbest günü e, nasıl söylesem <laughs> bir tane karakterin günü olarak değerlendiremezsiniz. Serbest gün herhangi bir günde 3.5 milyon skor atan e, birisi için hani ne bileyim işte çevik günde mesela atıyorsanız o karakterle serbest günde 3.5 milyon skor atabilirsiniz. O yüzden Sharon'u skorcu olarak saymıyoruz. Bu çok büyük bir eksiklik. Şimdi PvE kısmında oynayanlar için düşünürsek şöyle bir sıralama var. İşte Namor, no Lunasnow, e, Captain Marvel yapılması lazım. E, ondan sonra işte Dark Descent yapılabilir. Thanos yapılacak. İşte Cyclops diyebilirsiniz. Evet. Böyle 6 tane karakter oldu. Bunlar oldukça önemli. Hani en yani de diyelim ki şey i̇şte ben de Akris atmayacağım. Benim kartlarım çok iyi. Ben çok iyi oynuyorum diyorsunuz. İşte Cable'la atabilirsiniz. Tamam ama de de saymayalım. Ee, onun haricinde hani ben Thanos'u kullanmayacağım. İşte Victorious'u atacağım. Tamam onu da saymayalım. Yine de Oldu size kaç tane karakter? 3 tane karakter değil mi? Evet. Doctor Strange gitti. E, ee, Thanos. Yani Cyclops var tabii. 4 tane karakter zaten yapmak zorundasınız. Tamam güzel. Ee, ve Zaten herkesin yapması gereken de belli başlı karakterler var. Bunlar kim? Jean Grey tabii ki yapılması gereken en önemli kategori üçlerden bir tanesi. Aynı şekilde Thanos da öyle çok güçlü ve çok eee kullanışlı bir karakter. Onun haricinde Deadpool var. Deadpool da şu anda en son gelen yılbaşı kostümüyle oldukça önemli ve güçlü bir karakter. Kesinlikle yapılması gerekiyor ki ben de onu yapacağım zaten şu anda. Sadece altın biriktiriyorum ve Phoenix'i biriktiriyorum. yani Sharon yaklaşık olarak böyle bir 6-7. sıralara geriledi. Hani diyelim bir PvP oyuncusuyum desek. zaten Sharon'un önüne oldukça fazla karakter geçiyor. İşte bunlar kim? E, Jean Grey, Quicksilver, işte Apocalypse, ee, hadi Thanos olsun, Captain Marvel'da yapmak zorundasınız, i̇şte Doctor Strange diyelim. Yani yine birçok karakter Sharon'un önüne geçiyor. Yani Sharon'un aslında kötü olduğu için yapmamamız gerekmiyor. Sadece öncelik sırasında çok geri planlı kaldığı için yapmamamız gerekiyor. Şu anda mesela sıfırdan kategori 3 yapabilsem, Sharon'u şu listede göremezdiniz. Mesela evet Thanos'u yapardım, evet Jinger'i yapardım, Doctor Strange'i yapardım, ee, Luna Snow'u. Captain Marvel yapardım, Cyclops yapardım, bunun haricinde Thor'u tahminen yapmazdım, Captain America'yı da büyük ihtimalle yapmazdım, Sharon'u zaten yapmazdım. Kim yapardım bunların yerine? Namor yapardım, işlerini ne bileyim, Deadpool yapardım kesinlikle, Apocalypse yapardım, Quicksilver yapardım, bunları yapardım. Yani Sharon bu listeye giremezdi. Hani üstün başmanda, işte ben üstün başmanda Sharon'u kullanacağım derseniz, Doctor Strange diye bir gerçek var. Hem skorcu hem e, üstün başmanına çok yüksek katlara çıkabilecek en iyi karakterlerden bir tanesi işte e, ne bileyim Luna Snow var, Kaptan e, Captain Marvel var. daha sonra işte e, Deadpool var. Deadpool zaten e, üstün başman için oldukça önemli bir karakter. İlk 5'e kesinlikle girer zaten. Hani bunu anlatmaya gerek yok. E, zaten birçok karakteriniz de zaten Galactus kesiyordur. Hani Sharon'a orada da ihtiyacınız yok. Yani şöyle bir baktığınızda PB oynayan bir oyuncunun Sharon'a çok da bir ihtiyacı olmuyor açıkçası. Mesela ben üstün başmanı kimlerle kesiyorum? Darkness Stench çok rahat bir şekilde kesiyor. Şu anda Kulop Sten'in 49. kasını yancısız bir şekilde 1-1.5 dakika civarında kesiyor. Siz düşünün yani. Hani daha bunun yancılı yani yancısı o koyduktan sonra oynadığım halini düşünün. Daha çok yüksek katlara gidecek. İşte bir Luna, Snow var. Ebony hani affetmiyor hiçbir şekilde. E çok iyi. Deadpool var, kötüsü menaj için, Corvus Clayv için bir Deadpool'unuz var. E Captain Marvel zaten öfkesi tipiyle hiç affetmiyor yani çok sağlam bir karakter. E Cable var, yani Cable da çok iyi yani hiçbir şekilde Sharon'a ihtiyacınız olmuyor. Galactus için de çok fazla karakterim var. Hani Sharon bu listeye gerçekten giremiyor. PVP oynayan bir oyuncu da, aranızcı bir oyuncu da, Yunus Nova çok fazla ihtiyaç duymuyor zaten. Hani onların genelde kullandığı Jingley, Apocalypse, Quicksilver, e, hani en fazla işte. E, ittifak feti oynayan birinin kullandığı Thanos var işte Kaptan Marvel var hani bu liste uzar gider Deadpool var Deadpool'u unuttum e, yani bunlar varken Sharon'un böyle bir e, ön plan çıkma gibi bir durumu olmuyor maalesef hani Sharon gerçekten çok güçlü güzel bir karakter keyif için yapılabilecek bir karakter ama ortalama olarak bir hesabın e, hani en önce böyle 6 veya 7 sırdı yapmasını öneririm Sharon'un çünkü gerçekten çok bir önceliği yok karakterin Gerçekten seviyorum. Güzel bir karakter. Ama hani gerçekten hiçbir şekilde önceliği yok. Ne skorcu için ne üstün başman oynayan birisi için. Işte ne e, pvp oynayan, arena oynayan, ittifak veti oynayan birisi için bir önceliği yok. Bu karakteri kötü yapmaz ama öncelikli de yapmaz asla. Hani öncelikli olmaması karakteri zaten maalesef geri plana atıyor. Yani bu şekilde karakteri asla kötülemiyorum. Kötü olduğunu söylemiyorum. E, Hasarının kötü olduğunu söylemiyorum. Zaten söyleyeyim ama o. Önceliği olmadığını söylüyorum kesinlikle kategori 3 yapmak için önceliği yok herhangi bir ön plana çıktığı özelliği yok Bunu anlatıyorum evet son kostümüyle Yp yenilemesi var İşte kritik hasar artıyor zincir darbe hasarı artıyor Şöyle göstereyim full artı full enerji hasarı vuruyor Yani söylemiyorum umarım Şöyle Kostüm etkisine bakarsanız evet zincir darbe hasarı artıyor Burada yüzde kaç ondu? evet burada yüzde bu oldukça iyi. beşinci skinine bakarsanız şöyle <laughs> kritik oran %35 oluyor burada. Burada %25'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet kostüm çok daha iyi. Kesinlikle güzel bir karakter. Keyif için yapmak isteyen kesinlikle yani böyle bir 6. 7. sırada yapması lazım diye düşünüyorum ben. sizin de yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum Sharon hakkında çünkü Sharon'un gerçeği aslında bu. kesinlikle skorcu birisinin gerçekten sağlam bir Skor hesabı yapmak isteyen birisinin Sharon'a ihtiyacı yok. Hiçbir şekilde yok. Ee, Ardın Hacı birinin de buna kesinlikle ihtiyacı hiçbir şekilde yok. İttifak Fethi oynayan birinin de Sharon'a ihtiyacı yok. Ben İttifak Fethi oynadığım zamanlarda Sharon'a gerçekten hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyordum. Hatta böyle kaçıncı bölgede yani 3 yıldız bölgelerde bile Sharon'u kullanmamaya çalışıyordum. Çünkü tek bir ee, darbe aldığında ölebiliyor genelde. Hani bir Thanos'la Jean Grey varken işte yani Sharon Anlatabiliyor muyum? Olay aslında bu. Ee, gerçekten güzel bir karakter dediğim gibi. Çok güzel kullananlar var. Çok sağlam hasar verenler var ama genelde birçok kişinin kullandığı yer üstün başman ve Galactus. Başka bir de herhangi bir özelliği yok. Zaten enerji CTP'sinde Çıkardım. Tabii ki takacağım yine e, keyif için kullanacağım için takacağım e, şu anda 140 hasar atmalı ekipmanla bile şu kostümle Ebony Mav 49. katı kesiyor gerçekten güzel bir karakter olduğunu söylüyorum ama dediğim gibi önceliği yok evet. Bu şekilde daha fazla lafı uzatmayayım umarım anlamışsınız ne demek istediğimi çok güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum umarım biraz yararlı olmuştur Sharon'u çok iyi düşünebiliriz gerçekten iyi bir karakter ama dediğimiz gibi önceliği yok biraz da hesabından şimdi bahsedeyim dediğim gibi Ghost Panther ve Hyperion'u yaptım namuru en kısa sürede alacağım bu hafta ne kadar skor yaptığımı da zaten skor günü bittiğinde söyleyeceğim şu anda kaç milyon skorum vardı. 8 milyondan fazla bir skorum vardı diye hatırlıyorum şöyle bir aynaya gelelim İttifak Savaşı'na gelelim ittifak sıralamama gelelim ee, şu anda üçüncü gün Serklops'a attık serbest günü attık evrensel kahraman attık ve 8.3 milyon hani e, ittifak fesinden skora dönen birisi için böyle yaklaşık iki ayda yapılan e, iyi bir skordur diye düşünüyorum 20 milyon üstü skor zaten 29 milyon sınır diye hatırlıyorum 29 küsür hani 30 milyon olmuyordu sanırım neyse altısını buna Bakarız. Ee, güzel. Yani 3.5 milyon skor atan karakterlerim artıyor. Ee, Namor geldikten sonra bu skor zaten inanılmaz bir şekilde artacak. Bir de Valkyr e, yancımız gelecek falan. Hani Namor için de tüm hazırlığım tamam. Ee, ISO 8'leri bütün uyanmış ISO 8'leri neredeyse e, hazır diyebilirim. Şöyle. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi birçoğunda e, uyanmış ISO 8'lı falan hazır. Bunlarda sıkıntımız yok. Hatta. E, Odin Urus'u bile 3-4 tane hazır. Yani hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Sadece şu anda e, ihtiyacım olan öfkesi tipi e, Spider-Man türü 6 olmak üzere şu anda tür 5. Belki ay sonu kutudan çıkarsa öfkesi tipi Namor için oldukça iyi olacak bu diyorum ve bu şekilde videoyu bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu yarım yapmayı mutlaka unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.